FIFA 21'de şu ana kadar Rebuild'ını yapmadığım takımlardan birine geldik. Konyaspor'dayız bugün. Konyaspor'la serbest Rebuild'ı yapacağız. Sizlere şöyle takımı tanıtayım. 4-2-3-1 geniş diziliminde oynayan bir takım. Ortalama 69-70 denilebilecek bir seviye. İlk sezon itibariyle serbest transferinde elimizdeki oyunculardan daha yetenekli olabilecek ya da potansiyele sahip oyuncular olmadığı için transfer yapmayacağız. Bütçeyi de göstereyim, 5 milyon euro. Transferlere ikinci sene itibariyle başlayacağız. Hem de transfer bütçesinin bir kısmı en azından ikinci seneki transfer bütçesine dahil olur diye düşünüyorum. Elimizdeki oyunculardan Hacı Ahmetoviç ve Mia genç ve hani bir tık potansiyeli olan isimler. Diğer isimlerin çoğuyla yollar ayrılacak gibi duruyor. Ya en azından genel olarak da yüksek olmayan isimler var. O yüzden Mia ve Hacı Ahmetoviç saydım. O iki oyuncunun üstüne gidilebilir. Diğer isimlerle kısa sürede yollar ayrılacaktır dedim. Sezon sonuna gidelim. İlk seneyi oynayalım direkt. İlk sezon sonuna geldik. Konyaspor transfersiz 56 puanla 11. oldu. Bu sene şampiyon Başakşehir'di 88'de. Türkiye Kupası'nda ise 1. turda havlu attık Trabzon'a karşı. Şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde City'nin zaferi vardı. Avrupa Ligi'nde ise kazanan Real Madrid. Hemen şöyle kadroya bakalım. Yeni sezonda önemli transferler yapacağız. Elimizdeki oyunculardan gelişenler var ama artı 1 artı 2 seviyesinde genellikle. Seneye takımın ortalamasını 73-74'lere minimum çıkarmak istiyorum. En iyi performans Dani Milosevic'ten geldi bu sene. 11 gol 7 asiste. Artem Kravets de fena değildi. Ya, takım genel anlamda vasat diyebileceğimiz ortalama bir performans sergiledi. Değer anlamında en pahalı oyuncu Amir Hacı Ahmetoviç 3-200'lük değeriyle. Tabi takımdan ayrılacak oyuncular da olacak. Yeni sezonla birlikte çok fazla oyuncu transfer etmeyi düşünüyorum. Gol kralı Crivelli, Giuliano 2. olmuş. Asist kralı Dong, gol yenmeyen maç sayısında Mustera 1. Bizim kaleci ise listede 16. 5 maçta gol yememiş sadece. Seneye bir kaleci ihtiyacımız var açıkçası. Bütün transferin başlayacağı ikinci sezona geldik. Şöyle bütçeyi göstereyim. 10 milyon euro. Türkiye Kupası'nda son 16, Süper Lig'de üst sıralarda bitirmeyi başarmak ana hedef. Hemen ayarlıyorum. Transfer durumu serbest. Kaleci transferiyle başlıyoruz. Daha önce serbestte de görmedim. Hiç oyunda hangi takımda olduğunu da bilmiyorum. Safonov diye bir kaleci buldum. Bizim hoca yine formayı çekti. Bu sefer Konya'dayken forma giydik sürekli. Ara ara güncellemeler sonrası. Düzelmeyen hata gibi hata. Sağ bek Miguelon, İspanyol oyuncu Konya'da. Sol beke de 30 yaşında 71 gene sahip Antonio Luna geliyor. En azından rotasyonda oynar. Bu sene tek bir iyi isim buldum stoperde. O da hani bir iki sene idare eden Cesar. Yine defansif orta saha içinde idare eden bir transfer. Andre Simoes. 31 yaş, 74 geni var kendisinin. Artık o da Konyalı diyebiliriz. Şöyle 16 bin euro maaş teklif ettim. Anlaşıyoruz. Ofansif orta saha için iyi denilebilecek bir isim bulduk. Victor Claesson, İsveçli. Konya'ya gerçekten katkı sağlayabilir. Sol orta saha içinde Burgu'yu. Yani yine idareten 2-3 yıl. Hatta belki serbest bırakacağımız sonra isimlerden biri. 73 gene sahip. Sağ tarafa çok hızlı, yani hızlanması 90 üstüymüş. Michael Barrios diye bir oyuncu buldum. 74 geni var bu ismin. Konya'ya yine katkı sağlayacak isimler arasında geliyor Barrios. Rotasyon içinde Orkan Çınar gelecek sağ orta sahaya. Asıl bence forveti bulduk, yani uzun yıllar. Eğer ki istediğim potansiyellere gelebilirse Miguel 21 yaş 71 gen. Şöyle gelen oyuncuların hepsini göstereyim. Giden de kimse yok zaten. Sırayla serbest bırakıyorum satmak yerine. Şu an için takım kadrosu fena olmadı. Bu sene iyi rotasyonlu diyebileceğimiz bir Konyaspor kadrosu var. Safanov'u da ekleyeyim şöyle. Ortalama 73. O civarlardayız. Takımdaki bütün antrenman düzenini de ayarladım. Sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonuna geldik. Süper Lig'de Konyaspor 6. Geçen seneye göre güzel bir gelişim var. 66 puan topladık. İlk 5'in sadece 5 puan gerisindeyiz. Şampiyon Fenerbahçe. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 3-1 ile tur atlayarak başladık ama son 16'ya kadar. Burada Karagümrük bizi eledi. Şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası Real'in. Şampiyonlar Ligi'nde kazanan penaltılarla Barça. Avrupa Ligi'nde ise Arsenal 3, Leicester 2. Gelelim takım kadrosuna.
Gelişen oyuncular var, evet. Takımdan ayrılacaklar var. Yeni sezonda of Safanov sen ne yaptın? Artı 5 de şu an beni karşıladığı için bütün konsantrasyonumu bozdu. Gerçekten önemli bir gelişim Safanov'dan. Umarım 85 üstüne kadar çıkabilecek bir kaleci bulmuşuzdur. İlk sezon artı 5 çok önemli. Diğer isimlere bakıyorum. Takımdan ayrılanlar var bu arada. 26 yaşında 77'ye yükselen Miguelon var. Sağ bekte oyuncumuzu bulmuş olabiliriz. Artı 3 Hacı Ahmetoviç vardı. 74'lerimiz var. Klaesson 78 oldu. Belki 80'i zorlar ama emin değilim. Ve Miguel 76'ya yükseldi. Ondan da böyle bir gelişim bekliyordum. Kaleciden hiç beklemiyordum. Miguel 19 golle oynamış. Klaesson da 16'ya 10'la oynamış. O da çok iyi performans. Kırmızı kart da görmüş adam hatta. Genele baktığımızda iki oyuncunun taşıdığı bir takım görünüyor bu sene. Diğerleri az da olsa katkı vermişler diyebiliriz. En değerli futbolcumuz an itibariyle Matvey Safonov. Ligde gol kralı Fabio Borini, Miguel 5. bizden, asist kralı Novak Fenerbahçe'den, Giannini ve Klaesson da dahil bizden Klaesson. Gol yenme maç sayısında da 6'ay 1, Safanov 5.ymiş. Hatta 4.lüğü paylaşıyorlar. Konyaspor'da yeni sezona başlıyoruz. Transfer bütçesi 9 milyon euro. Türkiye Kupası'nda hedef kupa. Süper Lig'de bu sene şampiyonluk istiyor yönetim. Deneriz. Yeni sezon transferlerine başlıyoruz. Rotasyonla özellikle forvette 24 yaş 73'ken. Miguel'i kesmeyecek bir adam arıyordum. Tam olarak onu buldum. Engoy. O artık Konyaspor'un oyuncusu olmak üzere. Biraz fazla maaş istese de 21 binmiş. 20'ye anlaşıyoruz. En azından 1 ya da 2 sezon onu Konya'da görmedik demeyiz. Nainggolan serbestteydi. 1 yıllıkmış şu an istedikleri sözleşme süresi. Serbest kalma bedelini de reddedersek zaten sezon sonu geldiğinde 77 seviyelerine düşer diye düşünüyorum. Nainggolan Konya'da hem ofansif orta saha hem sağ orta saha oynayabiliyor. Açıkçası sağ orta sahaya çekme planım var eğer ki antrenman süresi çok uzun değilse. Fabio Vieira serbest kalma bedelini de bir yok edersek tam olacak. Fabio 22 yaşında Konya'ya geliyor. Yine gelişebilecek önemli isimlerden biri. Yine baktığımda 80 üstü geni görebilecek oyunculardan biri olarak düşünüyorum. Pape Diouf 24 yaşından dolayı onu transfer etmeyi planlıyorum. 75'ken hani idare eder ama 80 üstü bence olur. Sol beke çok önemli bir isim bulduk. Ben 85'leri görür diye düşünüyorum. 26 yaşında Jorge 79'ken hatta sezon sonu şimdiden 81'i buldu. Ben söyleyeyim şimdiden buldu. Sağ bek içinde şu ana kadar serbestteki en iyi oyunculardan biri oydu. Sidibe. Konya'da gelsin en azından 2-3 sene oynar. Yine tek sezonluk transferlerimizden biri olacak. Leonardo Bonucci. 82 geni var evet. Sezon sonu 77'leri görür mü? Yine evet. Ama Konya formasını giysin istiyorum ben en azından bir seneliğine. 30 bin euroda. Maaş. Bonucci Konya'da. Açıkçası elimizdeki kaleciyi kessin istemiyorum ama yedekte de iyi bir kaleci olmalı. Herve Kofi 76 gene bence onu bizde yedek kaleci yapacak gen ve 25 yaşı var. Yani iyi seviyelerde Konya'da önemli bir rotasyon kalecisi olacaktır. Son transferimiz bu arada. Şöyle transfer geçmişini gösteriyorum sizlere. Vieira'ya bakmak istiyorum. Sağ orta saha 17 haftada olabiliyor. Denememiz lazım. Antrenman planlarını da ayarladım. Safanov 80 mi? Müthiş ya. Artı 1 oldu sezon başında adam. Seni nereden bulduk biz? Sezon sonuna gidiyoruz hadi. Süper Lig'de sezon sonuna geldik. Konyaspor bu sene 111 puanla şampiyon. İnanılmaz bir sene geçirdik. Sadece 3 mağlubiyet aldık. Bu nasıl sonuç? İnanılmaz bir puan ya. Bu kadar yüksek puan yaptığımı ben hatırlamıyorum. Hem de çok iyi olmayan bir kadroyla. Orta sınıf bir kadro denilebilir. Hani bazı bölgelerde ne kadar geliştiler ona bakacağız da. 111 puan nedir ya? Son 16'dan başladık kupaya. Yarı finale kadar gelmişiz ama burada Galatasaray'a elendik. Şampiyon Kayseri. UEFA Süper Kupası Arsenal'ın, Şampiyonlar Ligi City'nin ve Avrupa Ligi'nde ise kazanan Leicester City. İki tarafta İngilizler hegemonyası var. Şöyle kadroyu göstereyim. Safonov sen kimsin ya? Sen kimsin? Artı 6 ne demek ya? 85'e yükseldi. Matvey Safonov, Rus kaleci. İnanılmaz artıyor. Ve takımda bir tek o artıyor gibi de bir hava var. Diğerlerinde artı 2'den fazlasını göremedim ben. Takımdan ayrılan isimler de var. Miguel ile Safonov götürüyor şu an. 81 ve 85. En iyi oyuncumuz
Miguel 37 gol 4 asist oynadı. Claesson'da 26'ya 9 da oynamış. Abi ne oynuyorlar ya. Gerçekten Nainggolan eksi 3 düşmüş. Claesson inanılmaz performans gösterince o da arka planda kaldı. Diyecek bir şey yok. Safanov 49 maçın 22'sinde gol yememiş. Ben seni neden daha önce keşfetmedim? Matvey Safonov. En değerli futbolcumuz tabii ki de Safonov. 103-500'lük değeriyle. Ligde gol kralı Miguel. Asist kralı Tosun olmuş. Cenk Tosun sanırım o. Gol yemeyen maç sayısında da Safonov 1. En yakın rakibine 6 maçlık farkla. Bir kere Rebuild'larda kaleciyi bulursan kafa rahat abi. Gerisi bir şekilde tamamlanır. Bizzat sezon geçişinde gittim baktım. Bu adamın potansiyeli 91'miş. Nasıl daha önce karşılaşmadım ben anlamıyorum ki Safonov'la. Mutlaka kullanın. Mutlaka kullanın öyle söyleyeyim size. Transfer bütçesi yeni sezon itibariyle 16 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Eleme maçlarına kalmak Türkiye Kupası'nda hedef. Türkiye Kupası. Bakalım yeni transferlerimiz kimler olacak? Şu an hatta Krasnodar da oynuyor gözüküyor. Oyunda Krasnodar var mıydı ya? Resmen error verdim. Vieira bu arada sağ orta sağ oldu. 77'ye yükseldi sağ orta sağ olurken. Forvet'e Avoni'yi. 77 genle önemli bir rotasyon oyuncusu olacak bence. 80'e de yükselir. Yani Miguel'in yerine asla oyuncu transfer etmem. Zaten ondan daha yetenekli, daha yüksek potansiyelli oyuncu da bulamayız. Ama Avoni'yi katkı sağlar mı? Evet. 20 yaşında bir tane yıldız adayı bulduk. Massimo Buongiorno. Soyadı ne güzelmiş ya. Buongiorno diye soyad mı olur? Çok hoş. Bence bu adamın yüksek potansiyeli var. Zaten 20 yaş ve 76 genle çıkması bunu gösteriyor. İtalyan. Soyadından da belli olacağı üzere. İsminden de belli hatta. Stoperimizin birini bulduk. Net olarak söyleyelim. Hem defansif ortası hem de stoper oynayabiliyormuş. Aslında stopere eğer uzun yıllarda çekilmiyorsa ikinci olarak da Brezilyalıyı stopere çekebilirim. Fernandinho'dur muhtemelen. Bana nedense o gibi geldi. Defans ortası ve defans oynayabilme özelliğinden kaynaklı. Evanilson, Bakeler, Martins artık Konya'da. Çok verimli bir bence serbest rebuild'da oluyor. Ofansif orta sahada 20 yaş 77 gende birini bulduk. İspanyol, Jose Maria Peteiro Ramos. Yine 3 tane ismi bir tane soy ismi var. Ya da Peteiro Ramos soy ismi miymiş orası niye kalın yazılmış. Kısacası bence yine turnayı gözünden vurduk. Defansif orta sahaya Paris Saint Germain'den kullanmayı sevdiğim oyunculardan biri. Tabi yeni biraz düşmüş. Artık yaşlandı. Ama Konya forması giyecek mi? Evet giyecek. İdris Ege'ye 30 bin avrosunu verdim. Konya'ya geldi. 1. Elimizdeki defansif orta sahaya stoper yaparsak 29 hafta. Biraz fazlaymış ya. Orta saha yaparsak 8 hafta. Deneyeceğiz. 2. Ofansif orta sahadaki İspanyol oyuncuyu orta saha yaparsam ne kadar sürüyor? 33 hafta. Denenebilir mi? Bence denenebilir. Bu arada sol orta saha yaparsak 2 hafta sürüyormuş. Asıl ben bunu denerim. Sol orta sahada açık var çünkü. Brezilyalı da herhangi bir yüksek potansiyel görünmüyor ama stoperde gelecek vadeden oyuncu olarak duruyor. Stoper kritik stoper. Evet arkadaşlar Konya'da bu sene de transferi bitirdik. Önemli genç oyuncular geldi şaka maka. Kalede bir yıldız var ki Safonov da Safonov bölümün oyuncusu ya. Bir tane eşantiyondan oyuncu verdiler. Oyuncu sayımız yetmedi. 32 yaşında kaleci geldi. Evet takım göründüğü üzere hazır. Pozisyon değişikliklerini bir an önce bekliyorum. En önemli hedef o. Şampiyonlar Ligi'nde Konya'nın grubu. B grubunda Inter, Sevilla, Bükreş. Deneyeceğiz. Elimizden geleni deneyeceğiz. Nihayet ilk pozisyon değişikliği geldi. Sol orta saha Peteiro Ramos. İşte Şampiyonlar Ligi'nde sonuç geldi. Denedik mi denedik. 7 puanla Avrupa Ligi'ne düştük. Avrupa Ligi'nde ise rakip Anderlecht, Fenerbahçe, Wolfsburg, Trabzon, Atletik Bilbao. Başka Türk takımı göremedim. Bir gün böyle derken gerçekten Türk takımı göremeyeceğim herhalde orada. Yani gözümden kaçacak anlamında. Bakalım Avrupa Ligi'nde neler yapacağız. İşte görüntüde bizim takım. 89 olmuş kaleci. 2-0'lık galibiyet geldi Anderlecht karşısında. İşte nihayet bir pozisyon değişikliği daha. Stoper oldu. Bakeler Martins. Ama stoperde pek bir cacık olmaz bizimkinden. Bu sene sadece idare eder diye düşünüyorum. Kendi evimizde rövanştayız. 2-2 etti. Son 16'ya gidiyoruz. İşte son 16. Rakip Wolverhampton.
Şöyle görüntüde diğer eşleşmeler var. Bir tek biz kaldık. E kendi evimizdeki maçta başlıyoruz. Kevin Volland netolu önemli bir takım ama 2-0. Engoy ve Sidibe. Kaleci çalışıyor. Geldik rövanşa. Hücum attı iyi bizim takımın. Defans biraz tartışılır. Kaleci kurtarıyor defansı. Bence. 2-1'lik galibiyet Konya çeyrek finalde. Ya milleti takır takır yeniyorsak. Safanov. Net Safanov. Bu adamı ne kadar övsem az. Bu kadar rahat bir rebuild görmemiştim ben. Kaleci anlamında. Çeyrek finalde Villarreal'le oynuyoruz. Haydi bakalım. Isak, Şik, Tolsent. İyi oyuncuları var. 3-2'lik galibiyet geldi. Yine kazandık kendi evimizde. Yarı final niye olmasın? Rövanş. 2-1. Yarı finaldeyiz. İşte eşleşmeler. Konyaspor Manchester City finali olursa ne güzel olmaz mı be? Önce kendi maçımıza bakıyoruz. Forvet'te eksiğimiz var. Avon iyi oynuyor bugün. Atalanta'yı kendi evimizde 3-0 kaybettik. Forvet eksiği bu kadar böyle olmamalıydı bu. Bir sıkıntı var burada. Hayaller final. Gerçekler yarı final. Rövanş maçı 1-1. Konya'ya dönüyoruz. Sezon sonu Süper Lig'de şampiyon Konyaspor namağlup. Sadece 5 beraberlik 110 puanla. Türkiye Kupası'na 4-2 ile başladık. Trabzon'u eliyoruz. Antalya'yı eledik. Finaldeyiz. Rakip Fenerbahçe. Şampiyon Konya. UEFA Süper Kupası Manchester City'nin olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund zaferi vardı. Ve Avrupa Ligi'nde kazanan Manchester City. Finale oynardım ben. Çıksaydık finale. Takımdaki gelişimler. Safonov artı 6 dedi 91 oldu. Dünyanın en iyilerinden bir kalecimiz var. Futbolu bırakan oyuncularımız var. Artı 3 gelişmiş Martins. Beklemiyordum açıkçası. 77'ye yükseldi. Ya Bongiorno'nun artı 7'si mükemmel abi. Stoperde de dünya yıldızı bir İtalyan bulduk. Artı 5 vardı sol orta sahada Ramos. Bununla birlikte Clayson 32 yaşına geldi. Artı 3 gelişti. Artı 6 Fabio Vieira sağ orta sahada inanılmaz gelişti. Miguel artı 5 dedi. Gerçekten antrenman planları bu bölümde inanılmaz iş yapıyor. Miguel, Vieira, Clayson. Sabik'in 20 tane golü mü var? 14 de asist. 34 gole doğrudan katkı vermiş. Cibril Sidibe'den bahsediyoruz. Şu ana kadar gördüğüm herhalde en iyi bek bu. En iyi hücum performansı. 20 gol ne ya? Abi sağ orta sahada oynayan adam da var. Kimse Sabik'in 20 gol attığını bana anlatamaz. Nasıl oldu bu iş ya? Sol orta saha o kadar gol atmamış. Diyecek bir şey yok. Safanov'un 4 asisti var. 27 maçta gol yemedi. En değerli futbolcu Matvey Safonov. Ligde gol kralı Miguel Konyaspor'dan. Asist kralı Ekuban. Sidibe 4. olmuş. Gol yemeyen maç sayısında Safonov bırakır mı? Bırakmaz. Çünkü o Safonov. Geldik yepyeni bir sezona. Bulabilirsek stoper, bulabilirsek defansif orta saha arayacağım. Bütçemiz 31 milyon euro. Bizim gözlemci kimleri bulmuş diye bakarken çok yetenekli isimler yok. Şampiyonlar Ligi'nde hedefler daha da üst düzeye çıktı bu arada. Oyuncular akıyor, akıyor serbestte. Bir değil 3 tane stoper buldum. 3'ünü de alacağım. Hepsini istiyorum. Jamal'la başlıyoruz. 30 yaş 80 gen. Yani yükselce 82 filan maksimum. 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Çok fazlasında gözümüz yok zaten İngiliz oyuncuyla. Konya bomba stoperler getiriyor. İkinci stoper Tyrone Mings. O da 80 gen, 31 yaşı var. Yine 2 yıllık sözleşme. Yani ilk defa görüyorum bu arada serbestte. Daha önce hiç karşılaşmamıştım. Ve üçüncü stoper transferimiz. Üçüyle de gerçekten ilk defa karşılaştım. Willy Orban 81 gen, 31 yaş. Yine 83'leri belki zorlayabilir. Stoper attı, güzel oldu. Genç oyuncunun yanında tecrübeli isimler var artık. Onlardan birini oynatır diye düşünüyorum. Asistan menajer. Vile Orban, Konyasporlu. Defansif orta saha transferini de bulduk. Martin Deron, 81 geniyle. Hani bir yıl, evet bir yıl. Ya benim de düşündüğüm tam olarak oydu. Yaşından kaynaklı olarak. Çok cüzi ücretlere geliyor. Bir diğer defansif orta saha Jordan Henderson. Evet 83 geniyle. Serbestte onunla da bir yıllığına imzalayacağız. Geçen sefer Bonucci ile bir yıllığına imzaladıktan sonra Bonucci tekrar serbestte düştü. Kimse imzalamamış. Tekrar önüme çıktı adam. Bu adamlarla da aynı şeyi yaşayabiliriz. Henderson Konya'da. Muhtemelen sezonun son transferi olabilir. Ya iyi oyuncular bulamazsam bu saatten sonra.
Lucas Moura sağ orta sahaya 81 geniyle gelecek. Yani katkı da verir bence. Tam olarak orada formayı alır mı almaz mı bilemiyorum. Bence almasın, rotasyonda kalsın. Konya'da transfer tamam, işte gelen oyuncular. Yeni sezon planlamalarını da ayarladım. Hadi gidelim Şampiyonlar Ligi grubumuzu öğrenelim. Şampiyonlar Ligi bu sene ikinci torbadan katıldık. Inter, Real Sociedad, Lokomotiv Moskova. Gerçi ikinci torbadan katılmamız pek bir şey değiştirmemiş 3'ten Sociedad'ın gelmesiyle. Sonuçlar geldi. Konyaspor 7 puanla 3. oldu. Real Sociedad 14 toplamış. Avrupa Ligi'nde ise rakip Braga. Yani olmadı, beğenmedim. İlk 11'de eksik varmış. Sağ orta sahada Orkan Çınar oynuyor bugün. Oynasın ya Braga Konya. İlk maç dedik 2-1 kaybediyoruz. 7 şut atmışız, ona rağmen yani bitiricilik eksik herhalde. Rövanşa Vieira döndü. Hızlı simüle et dedim. Kendi evimizde 4-0'la Braga'yı da attık. Son 16 Galatasaray turlamış bu arada. Manchester United elemiş. Şaşırttı. Salzburg'da oynayacak. Ajax'da oynuyoruz biz de. İki Türk takımıyla devam. Ajax Konya. Takım da gayet iyi seviyeye doğru gidiyor. Defans ve orta sahalar dışında. 3-1. Konya Ajax rövanş maçındayız. Çeyrek final istiyoruz. Uzatmalarda hatta 120'de geliyor o çeyrek final. İşte çeyrek final eşleşmeleri. Galatasaray Genk'le biz de Lyon'la oynuyoruz. İki takım da yarı final oynayabilir. İhtimali var. Yarı finalde iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Yine bak, yine maçtan önce konuştum. 1-0 kazandık ama. Galatasaray Genk'e 2-0 yenilmiş. Benim maç öncesi konuşmalarım genellikle iyi etki etmez. 2-2 ile turladık, biz yarı finaldeyiz. Galatasaray da elendi. Buraya kadarmış. O değil de Galatasaray eleseymiş yarı finalde karşılaşıyormuşuz. Konyaspor Genk ilk maç. Sonuç gelsin 3-1. Claesson her maçta onun ismini görüyoruz. Orta saha anlamında başka bir seviyeye çıkardı Claesson orayı. 2-0'la finaldeyiz. Avrupa Ligi'nde final Gladbach Konyaspor. Sonuç kupa bizim, Claesson, Petério Ramos. Konya Avrupa Ligi'ni aldı. Sezon sonuna geldik. Süper Lig'de yeniden şampiyon Konya 103 puanla. Bu sene daha kötüydük. Türkiye Kupası'na bakıyoruz. 2-1'le başladık. Son 16'da Beşiktaş'ı geçtik. Yarı finaldeyiz. Finaldeyiz, rakip Galatasaray. Şampiyon Konya. UEFA Süper Kupası Dortmund'un oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain kazanmış. Şöyle takımı göstereyim. Zaten birlikte getirdik buralara kadar. Safanov 94 oldu. Artı 5 Bongiorno 88'e yükseltti kendini. Defansif orta sahalarda düşüşler var. Petério Ramos 87 oldu sol orta sahada. Ve forvetimiz 89 artık. En iyi performans Miguel'den geldi 44 golle. Claesson kesinlikle simülasyonda ofansif orta saha olarak alın, kullanın. Müthiş bir oyuncu. Victor Claesson, Vieira, Ramos onlar da etkiliydi. Henderson da fena değildi aslında. Şöyle diğer isimleri de geçelim hemen. Safanov 28 maçta gol yemedi. En değerli oyuncumuz Safanov. 143 milyon euro oldu. Seneye yine defansif orta saha arayacağız. Gol kralı Miguel. Asist kralı Claesson. Gol yenmeyen maç sayısında Safanov ve Özkan eşit. Yeni sezon. Bence hedef sezon olabilecek bir sezona başlıyoruz. Bütçe 52 milyon euro. Hedef defansif orta saha. Zaten yönetim bizden Şampiyonlar Ligi'nde final bekliyormuş. İki tane oyuncu bulduk. Biri defansif orta saha, diğeri de orta saha. Tabii yaşları belli bir sınırın üstünde ama 2 yıllığına idare ederler. Danilo Pereira en kötü rotasyonda Konyaspor'a bundan sonra hizmet edecek. Şöyle maaşını da ayarladım. Danilo eski Portolu, şimdi Konyalı. Tabii bu transferde amaç defansif orta sahalardan birini orta saha yapmak. Rafinha 1 yıllığına gelecek o da. 80 gen, 32 yaş. Finansal konularda anlaşıyoruz Rafinha Konya'da. İki transferle bu seneyi kapattık. Süper Kupa'dayız. Eksikler var. Ofansif orta sahada çok büyük bir kayıp. Cezalıymış. Kendisi cezalıymış. Mia değil de Moura oynasın orada. Paris Saint Germain mi Konya mı? Penaltılarla kaybettik. Son penaltıyı Bongiorno atamamış. Bu sene hedef Şampiyonlar Ligi'nde ciddi anlamda iş yapmak. Grupta Milan, PSV, Anderlecht var. Birinci torbadan katılmışız. Avantaj bizde. Ocak ayına gidiyoruz.
Şampiyonlar Ligi'nde nihayet turladık. İkinci olarak son 16'da rakip Manchester City. İşimiz hiç kolay olmayacak. Bu arada defansif orta sahalar düşmeye başladığı için Martins'i defansif orta saha yapacağım. Belki artış filan da gösterir derken yok. Aynı kaldı. Ama orada formayı alır. Gelelim ilk maça. Konya'da City'yi konuk ediyoruz. 1-0'lıkta galibiyeti alıyoruz Miguel. Haydi çocuklar. Size güvenim tam. Deplasmanda 1-1. Çeyrek finaldeyiz. City'yi eledik. Çeyrek finalde ya benim istemeyeceğim eşleşmelerden biri açıkçası Atletico Madrid. Çünkü yıllar geçtikçe bu adamlar birazcık daha ters oluyor. Oblak ve Felix'le özellikle. Stoper'de eksiğimiz var. Bongiorno yok. 2-1 kaybettik. 2 şut 2 gol ne ya? Rövanştayız. Atletico, Konya. 3-1 yarı finaldeyiz. Petério Ramos. Sahne onun. Yarı final gibi yarı final. Milan, Konya Spor. Grubun rövanşı. Milan, Konya. İlk maç. 1-1. Tek şutta tek gol attı adamlar. En sevmediğim olay. Sıra geldi yarı final rövanşına. Hadi Konya. Hadi Konya. Finaldeyiz. Bir de penaltı kaçırdı Miguel. Püh. Sezon sonundayız. Süper Lig'de şampiyon Konya. 104 ile. Türkiye Kupası'na bakalım. 6-1, 4-0, 7-1, 3-1 ve finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra bu maç. Yeni Malatya ile oynayacağız. UEFA Süper Kupası onların olmuştu, Paris Saint Germain'in. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool Konya. Avrupa Ligi'nde ise rakip Villarreal. Gelelim takıma. Final öncesinde artı birlerimiz var. Artı 4 Bongiorno var adam. Daha nereye gelecek acaba? Takımdan ayrılan isimler var. Sezon sonunda futbolu bırakanlar var. Ona rağmen takım canla başla şampiyonluk için oynadı. Miguel, Petério Ramos, Claesson ve Vieira yine en iyiler onlardı. Şöyle diğerlerini de gösteriyorum yine. En değerli futbolcu Miguel olmuş artık. Ligde gol kralı Miguel, asist kralı Claesson ve gol yemeyen maç sayısında Safanov 1. Şampiyonlar Ligi'nde ise Alisson 1'miş. Asist krallığında iddiamız var mı diye bakıyorum. Yok. Gol krallığında Miguel 2 tane atarsa liderliği alır. Bizde her şey hazır. Liverpool Konya maçına gidebiliriz. Şampiyonlar Ligi finali başladı Rainer'le. Topu aldık Petério Ramos. Hemen etkili pas. Miguel. Defansı dengesiz yakaladık. Miguel. Vuruş geldi 1-0. Dakika 4. Erken gol attık. Ramos. Etkili pas Miguel'in önüne düştü. Miguel 2 oldu. Miguel attı. Çok erken bir şekilde 2 farklı öne geçiyoruz. İndirdiler karşı karşıya. Kaleci çıkardı Jorge. İnanılmaz. Jorge şimdi pası verdi Miguel'e. Miguel. Miguel götürüyor. Miguel ortaladı. Vuruş geldi Alisson. Bongiorno kritik müdahale. Hemen pas Claesson'da. Miguel 3 oldu mu? Hayır. Etkili bir deneme. Fabinho iyi de çekti. Fabinho karşı karşıya Jones'la oynadı. Safanov dokundu. Sağ tarafa çok etkili geldi Puig. Puig pas güzel Timothy. 2-1. Ve maç bitti. Liverpool 1, Konya 2. Ve kaptan geldi. Willy Orban kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Konya Spor. Bir de son olarak bir Türkiye Kupası kaldı. Onu da geçelim. Yeni Malatya şampiyon oldu. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. I never thought